أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى آخر الآيات البينات صدق الله العظيم. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخلون منه لا يدخل منه احد غيرهم فإذا دخل و أغلق فلم يدخل منه أحد صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي الكثيئدان 32 صيفهديس و 140 بيت شريفديس Büyük Şeyh Efendi buyuruyor. Muhammed'dir aziz mirati yezdan. Göründü miratından vecihi rahman. Tarikat in'ikasidir be heyecan. Gönül tut ta bulasın sırrı Subhan. Gönül ehli bulup hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Kemati Müslümin i̇hvan Ramazan-ı Şerif ayından önceki son sohbetimiz inşallah önümüzde salı günü Ramazan-ı Şerif başlamış oluyor pazartesi salıya bağlayan gece güneşin batışıyla Ramazan-ı Şerif girmiş oluyoruz ve o geceden itibaren teravih başlıyor. İlk akşam teravih kılınıyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif girmiş oluyor. Teravih Ramazan geceleri e, kılınan bir namazdır. Bu bakımdan ilk akşam kılınıyor. Ama mesela bayram akşamı yani Ramazan-ı Şerif'in son gününün akşamı teravih kılmıyoruz. Çünkü son gün güneşin batışıyla Ramazan-ı Şerif ayı çıkmış oluyor ve Şevval ayı girmiş oluyor. E Şevval'de teravih yoktur. Dediğimiz gibi teravih Ramazan gecelerinde kılınan, bir namazdır. Sünneti müekkede bir namazdır. Onun için önceden başlıyoruz. Ve o gecede sahura kalkıyoruz. Ve artık oruca da başlamış oluyoruz. allah Teala Ramazan-ı Şerifimizi hepimiz için hayırlı ve bereketli eylesin ve bu ayın feyiz ve bereketlerine Rabbim hepimizi mazhar eylesin. Malum olduğu üzere Ramazan-ı Şerifin ilk 10 günü rahmet günleridir. Allahu Teala bizleri rahmet ettiği kullarından eylesin. İkinci 10 günü mağfiret günleridir. Cenab-ı Hak bizleri bağışladığı kullarından eylesin. Son 10 günü ise cehennemden azad oluş günleridir. Cenab-ı Hak bizleri dünya hayatında cehennemlik işlerden, ahirette de cehennemin kendisinden, ateşinden azad eylesin inşallah. Ve ondan sonra bayram gelecektir. Cenab-ı Hak o bayramı hakiki bayramlara da vesile eylesin. Şimdi muhterem müminler, her zaman olduğu gibi Risale-i Kudsiye'den sırası gelen bu beytle başlayacağız ve de ondan sonra okuduğum ayet kelime ve onu takip eden ayet-i oruç ve de Ramazan hakkında muktezai hale göre konuşmak gerekir Dolayısıyla Ramazan arefesinde, Ramazan'ın hemen öncesinde e, gelmekte olan, yaklaşmakta olan bu mübarek ayla ilgili ayet kelime ve bu ayda tutacağımız farz e, oruç olan Ramazan orucuyla ilgili e, ayet kelimeleri okumak ve de hadis e, kısmında da. Ramazan ve oruçla ilgili hadis-i şerifleri okumak uygundur. Biz de bu şekilde sohbetimizi tamamlamış olacağız. Şimdi beytle başlayalım. Büyük Şeyh Efendi buyuruyor. Muhammeddir Aziz Mirati Yezda. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kelime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifidir. İsimlerinden bir tanesidir. Baş ismidir. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde bu isim zikredilmektedir. Bir tanesi aleyhi ve ma Muhammedun illa Resul o ayet kelime. İkincisi Ahzab suresinde sellem, ma kana Muhammedun eba ahadim min ayet kelimesi. Üçüncüsü Muhammed suresinin başlarında bir Kıtal suresi de deniliyor. Fetihten önceki sure. Estağfirullah. Vellezine <Sessizlik> amenu ve amilu ve amenu bima nüzzile ala Muhammedin diye orada geçiyor. Dördüncüsü de hemen bu sureyi takip eden Fetih suresi o surenin son ayetinin başında Mevla buyuruyor es -e Muhammedun Resulullah yani Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçiyor. Bir de Saf suresinde e, Mevla e, Efendimiz'in diğer bir ismini zikrediyor. İsmuhu ahmed Ahmet ismini zikrediyor. Başka da ulema efendilerimiz Resulullah Efendimiz'in isimlerini, vasıflarını zikretmişlerdir. Şimdi bu Muhammed ismi e, dedesi Abdülmuttalip tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Tef'il babından ismi mef'uldür. Hammede <laughs> yuhammidu <laughs> tahmiden fehuve Muhammedun ve dâke Muhammedun. Muhammed demek çokça övülmüş demek. Çokça övülmüş. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gökte, yerde yani gök ehli tarafından, yer ehli tarafından övüldüğü için, övülmekte olduğu için, bundan sonra da övüleceği için bu isim ona verilmiştir. Şimdi büyük Şeyh efendi buyuruyor ki Muhammed dil aziz. Aziz çok kıymetli demektir. Aziz. Ey aziz evladım buyuruyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam nedir? Mirati yezdan. Allahu Teala'nın aynasıdır. Allah Teala'nın aynasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Baş aynadır. ilk aynadır. Başka da aynası var Mevlan'ın ama birinci ayna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu hususun bayağı uzun bir izahı da vardır. Biz buna girmeyelim. Efendim bunları kısmen geçmiş beytler izah ederken anlattık. Bundan sonra da sağlık olursa gelecek beyitlerde de anlatırız. Evet. Buyuruyor ki ikinci misrada göründüğü miratından vecihi Rahman. Resulullah Efendimiz'in aynasından Rahman Teala'nın vecihi yani onun cemali göründü hatta başka daha geçmiş beyitlerde celali ile cemali oldu seyran buyuruyoruz. Allah Teala'nın celali, celal yönü, celal sıfatları ve cemal sıfatları ki bütün Mevla'nın sıfatları bu iki başlıkta toplanabilir. Celal, cemal. Mesela celal diyelim ki Allah Teala intikam sahibidir. Allahu Teala şiddetli azap sahibidir. E, ee, Allahu Teala efendim e, kahreders. kahhar mesela. Bu isimler hep celal e, isimleri oluyor. Ama Allahu Teala rahmet eder. Allah Teala merhamet eder, Allah Teala affeder, Allah Teala lütfeder, Allah Teala ihsan eder, inam eder, ikram eder. Bunlar da cemal sıfatlarıdır ey Müslümanlar. Resulullah Efendimiz allah Resul, Allahu Teala'nın aynasıdır. allah Teala'da cel, celal var, cemal var. İşte onlar Resulullah Efendimiz'de e, gözükmektedir. Başka bir e, beytinin bir misraında yani Allahu Teala'nın bütün kemalatı Resulullah Efendimiz'de görülmüştür. Nitekim Müslümanlar, e eh, Ahzab suresinin şu ayet kelimesine bakıldığı zaman, ayet kelime iyice düşünüldüğü zaman da bu eee eh, görülür. Allah Teala buyuruyor. Sayfa 3 419 ayet Ahzab suresi ayet 21. Esadullah. Lekad kane lekum Fi resulillah <Sessizlik> üsvetün hasenetün limen <Sessizlik> kana yerculllaha ve lil ve zekrallâhi kesîre. Bu ayet kelime bu husus çok açık bir şekilde beyan ediyor. Allahu Teâlâ'yı umanlar için Resulullah en güzel örnek olmuştur. Yani Cenab-ı Hak kendisini umanları isteyenleri Resulüne yönlendiriyoruz. Yani Allah'tan ne umuyorsunuz? Allahu Teala'dan ne bekliyorsunuz? Allahu Teala'dan Allahu Teala hakkında neyi öğrenmek istiyorsunuz? O orada Resulullah'a bakacaksınız. Resulullah'a varacaksınız. Müslümanlar işin bu tarafı biraz bize unutturulmaya çalışılıyor. Allahu Teala'yı bize unutturmak için e, şer güçler Resulullah Efendimiz'i bize unutturmaya çalışıyoruz. Yani bunların derdi, hani bir Allah'ı bilelim, başka bir şey bilmeyelim değil. Allah-u Teala'nın kapısı Resulullah Efendimiz'dir. Aynası Resulullah Efendimiz'dir. Ee, sana onu kaybettirdiği zaman, Allah-u Teala'yı da kaybettirmiş olacak. Zaten dertleri Allah-u Teala'yı kaybetmemiz. Allah-u Teala'yı bulamamamız bunla uğraşıyorlar. Onun için efendim e, bu oyunu iyi görmek lazım. daha evvel sürekli söyledik. Allahu Teala buyuruyor. Eselillah men yuta'u rasule faqad ata'a Allah. Kim Resul'e itaat ederse o Allah'a itaat etmiş olur. Başka türlü Allahu Teala kendisine bir itaati kabul etmiyor. Resul'e itaat etmeyeni Allah Teala kendisine itaat etmiş kabul etmiyor. Resulüne itaat Resulullah Efendimize itaat Müslümanlar nedir? Ne diye bu yapılır? Kulluk olmaz Resulullah Efendimize kulluk olmaz. Kulluk yalnız Allah Teala'ya olur. Resulullah Efendimize itaat ona ümmetlik olur. Demek ki kim Muhammed Mustafa'ya ümmet ise o Allah Teala'ya kuldur. Ne kadar ümmet ise o kadar kuldur. Az ise az, çok ise çok, orta ise orta. Yani burayı hiç unutmamak lazım. Şu ayet kelime de e, biz bunu bizim e, camia çok okur. Biz de e, çok e, duyarız bu ayet kelimeyi. Ali İmran suresi Es-Sâlbillâh. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ Habibim, de ki eğer Allahu Teala'yı seviyor oldu iseniz Allahu Teala'yı seviyor. Seven olmak ve de sevmiş olmak istiyorsanız ve de sevmişseniz bile bu önemlidir ama yeterli değildir. Niye? Bir de Allahu Teala'ya sevilmek gerekiyor. Yani bizim Allahu Teala'yı sevmemiz önemli ama bir de Allah Teala'nın bizi sevmesi. Böylece iki sevgi birleşince kul için cennet ve rahmet kapıları açılmış oluyor. Ama biz Mevla'yı sevdik lakin ona sevilemedik. O bizi sevmedi. Yani "Mevla mecbur mu bizi? Biz onu sevince o da bizi sevmiştir." diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki Allah Teala bizi nasıl sever? Ve seviyor mu sevmiyor mu? Cenab-ı Hakk'a sorsanız bile bunun cevabını alamazsınız. Allahu Teala sizinle konuşmaz. Peki yani seviliyor muyuz, sevilmiyor muyuz? İşte bu ayet kelime bunu beyan ediyor. Habibim onlara söyle, sana uyarlarsa ben onları severim. Fettebi'uni yuhbibkumullah. Habibim, o insanlara de ki, ey insanlar, bütün insanlar istisnasız bana uyunuz ki Allah Teala sizi sevsin. Demek ki cenab Hak bizi seviyor mu sevmiyor mu bunu Allah Teala ya sormayacağız ya Resulullah Efendimize bakacağız. Bizim biz ona uyuyorsak Allah Teala bizi seviyor. Uymuyorsak sevmiyoruz. Allah Teala bizi ne kadar seviyor? Resulullah'a ne kadar uyuyorsak Allah Teala bizim neremizi seviyor, hangi yönümüzü, hangi yanımızı sevmiyor. Bunlar Cenab-ı Hak'tan sorup cevabını alacağın şeyler değil. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyan yönlerimizi, yanlarımızı, işimizi, gücümüzü Allahu Teala seviyor. Ona uymayan yönümüzü, yanımızı Allahu Teala sevmiyor. Net kesin bir tespit. Onun için Müslümanlar Allahu Teala'nın kapısı Resulullah Efendimizdir. Kilidi odur. Evet. Cennetin yolu sünnettir. Yani Resulullah'ın yoludur Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Başka türlü olmuyor. Bugün yani efendimizi önemsiz göstermeye çalışmalar var. Çalışanlar var. Bunlara karşı son derece dikkatli ve uyanık olacağız hani işte hatırlayın la ilahe illallah yeter Muhammed Resulullah şart değil dediler. Buna inananlar da oldu. Ne acıdır ki bunu diyen bir papaz, bir bir patrik, bir efendim efendim haham değil yani. Hoca diye bilinen insanlar bunları söylediler. Onun için de bazılarını işte inandırdılar, ikna ettiler. Gelmeye tevhidin iki tane e, şeyi vardır, parçası. Birisi la ilahe illallah Allahu Teala'nın uluhiyetini, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini beyan ediyor. ikincisi Muhammedur Resulullah. Evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini ve risaletini beyan ediyor. Ve adamın açıkla dedi de ki la ilahe illallah kelime-i tevhidin birinci cüzü yani o birinci kısmı yeter. Cennete girer Yahudiler, Hristiyanlar da La ilahe illallah diyormuş onlar. Muhammed Resulullah demiyormuş onlar. Ama zarar yok. Onlar da cennete girerler dediler. Bunu diyenler hahamlar değil ha. Sözüm ona hocalar. Ve biz o zaman koyun kaval dinler gibi dinledik bunları. Dinlemeyenler de var. Dinlemememiz lazım. Adam senin peygamberini satıyor. O satabilir. Ama sen tutman lazımdı. Yani hani sıkıntılar yaşadık ya. Evet. Niye yaşadık bu sıkıntıları? Yaşamamamız lazımdı. Ya adam la ilahe illallah yeter Muhammed Resulullah şart değil dediği zaman buna insan nasıl uyanmaz? Ne diyor bu adam? Niye demedik? Dememiz lazım. Bugün de bu aynıdır, yarın da. Kaldı ki la ilahe illallah'ın bile temeli Muhammedun Resulullah'tır. Çünkü la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok. Tamam. Peki bize bunu allah Teala mı söyledi? Biz bunu Allah'tan mı duyduk, Resulullah'tan mı duyduk? Yani sen Resulullah'ı kabul etmedikten sonra, Muhammedun Resulullah demedikten sonra La ilahe illallah diyemezsin ki. Nereden öğreneceksin La ilahe illallah? allah Teala kendisi mi söylüyor? Benden başka ilah yok. Hayır. La ilahe illallah'ı bize Muhammedun Resulullah deyip inandığımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Binan Ali Muhammedun Resulullah'ı yok saydığın zaman la ilahe illallah diyen birisi değilsin, ehli tevhid değilsin. ona bağlı. Temel gittiği zaman da o temel üzerine kurulan da gitmiş olur. Peki şimdi e, Allahu Teala'nın aynası Resulullah Efendimizdir. Göründü miratından ve cirahman. Sen ilahi olarak yani Allahu Teala'ya bağlı, Allahu Teala ile alakalı ne istiyorsan bunu dikkat edin. Allah'tan bulamazsın, Resulullah'tan bulacaksın. Şu ayet unutmayın. es ya eyyühellezîne âmenû. Ey iman edenler. Eti'ullâh. Allah-u Teala'ya itaat edin. Yani ne yapın? Kulluk. Ona itaate kulluk derler ve ve Resulüne de itaat edin. Yani kulluk denmez. Çünkü Resulullah'a kulluk olmaz. Allah'tan başkasına olmaz. Peki Resulullah'a nelik olur? Ümmetlik. Ümmetlik. Yani ona uymak. Ümmet o demek. Cemaat demek. Nasıl ki cemaat imama uyuyor. Aynen hayatımızın imamı. Hayatımız boyu ona uyacağız. Devamla buyuruyor ki Cenab-ı Hak وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ Resulümden hiç yüz çevirmeyin, Hiç ondan kopmayın. Aile düşmeyin ona. Teste düşmeyin ona. Bak Resulümden kopmayın diyor. O lokomotifsiz vagon gibi. Veya o hani biz varlık nasıl ki bir insan diyelim gölgesi onu takip eder. Aynı öyle. Yani biz onun gölgesi gibi. Ondan kopmamalıyız. Bir yerde Resulullah varsa biz orada olmalıyız. Resulullahın olmadığı yerde biz olmamalıyız. Ona kopmamak lazım. Vagon nerede olur? Lokomotif neredeyse orada. Vagon ne kadar gider? Lokomotif kadar. Ne tarafa gider? Lokomotifin gittiği tarafa. Ümmet peygamberinin izindedir. O neredeyse oradadır. O nerede değilse orada değildir. Bir ortam ki bu ortamda Resulullah sağ olsa sallallahu aleyhi ve sellem bulunur mu? Yok bulunmaz. Sen de bulunma. Bu düğün ortamı olabilir. Bu başka ortamlar olabilir. Teşkilatlar bir takım efendim, çalışma ortamı bir takım yapıların içerisinde bakıyorsunuz ki efendim, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti o yapılan içerisinde yer alıyor. Peki peygamberin olsa burada olur mu olmaz? Ya senin ne işin var burada? Peygamberin olmadığı yerde senin ne işin var? Benim ne işim var? Bizim ne işimiz var cemaat Müslüman? Vela anhu Resulümden hiç kopmayın. Ve en tüm bak bunu duyar olduğunuz halde. Vela tekuvunu olmayın Kelle dediğin o kimseler gibi ki kalu dediler semianah duyduk dediler ve ömleğe tesmiham duymamışlar halbuki nereden belli uymamışlar oradan. Bir insan bir şeyi duyar da ona uyarsa onu duymuş sayılır ama duyar da ona uymazsa onu duymuş sayılmaz. Duyup duymamanın tespiti, ispatı budur. Aşağıda ayette buyuruyor. Esselamüle ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler istecibu lillah Allahu Teala'ya icabet edin. Yani ona kulluk yapın. Veli Resul ve Resule Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme icabet edin yani ona ümmetlik yapın. Allahu Teala kulluk yapabilmek için Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme ümmetlik yapın. Ona uyarak Allah'a kul olun. İza daaakum lima yuhyikum o sizi ihya edecek şeye çağırdığı zaman ona icabet edin. Onun daveti, onun size olan daveti ve size söylediği hep sizi ihya edecek, sizi abad edecek şeyler ida buyuruyor. İn, inle buyurmuyor. Yani e, in da'akum lima yuhyikum buyurmuyor. Şayet sizi ihya edecek, abad edecek şeye çağırırsa demiyor. İda da'akum de lima yuhyikum. İda ile söylüyor Mevla buyuruyor. Yani kesin onun daveti, Resulullah'ın size olan daveti sizi hep her zaman her şartta ihya edecek ve abad edecektir. Binaenaleyh onun davetine icabet edin buyuruyoruz. Çünkü ona icabet ettiğiniz zaman bana icabet etmiş olursunuz. Ama ona isyan ediyorsunuz, bana ibadet etmiş, bana icabet etmiş olamazsınız. Efendim o ayrı bu ayrı. Hayır efendim Hayır efendim. Allah'la peygamberine ayır, arasını ayıranlar vardır. Esel billah. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusûlihi ve yurîdûne en yufezzikû beynallâhi ve rusûlihi. Bak Allah Teala ile peygamberlerin arasını ayıranlar. Allah başka, Resulullah başka. E böyle hani bu fikri, bu temayı işleyenler Ayetin devamında buyuruyor. Ülekümül kafiru ne hakka? Bunlar hakiki kafirlerdir. Gerçek kafirler bunlar. Onun için böyle bir ayrı düşünmek yoktur. Zaten kainat nefes bak burada büyük şerefin buyuruyor. Allah Teala'nın aynasıdır. Binan Resulullah'ta ne vardır? Allah'tan bulmak, görmek, almak istediğin her şey sadece Resulullah'tadır. Başka başka yok. Bir ayetinde ne buyurur? Estağfirullah. Ve ma ta'kumur resulü fehuduhu ve ma nehakum anhu fentehu. Resulümse neyi getirdiyse, Resulümde neyi gördüyseniz onu hemen alın, hemen. O size neyi yasak ettiyse, ondan ne yoksa ondan da hemen vazgeçin. Hiç bunun kaydı yok, istisnası yok. Aması yok lakin, fakat yok böyle bir şey. Neden? Çünkü o tam Mevla'ya dönmüş hiç başka bir özelliği yok Resulullah Efendimiz'in. Tek özelliği var. Nedir? Mevla'nın aynası. Aynada ne görürsün? Ayna nereye dönmüşse onu görürsün. Mesela bir ayna neye dönmüş? Çiçekliğe. Aynada çiçeklik var. Çöplüğe döndüyse bu sefer çöplük var. Peki Resulullah Efendimiz neyin aynasıdır? Mevla'nın. Mevla'da ne var? Celal var, cemal var. Bütün kemalatın sahibidir allah Teala. O halde Resulullah'ta ne vardır? Allah'ta ne varsa o işte. O yani yansıtıyor. Sizin allah Teala'dan almak, bilmek, elde etmek istediğiniz şeylerin adresi Resulullah. Unutmayın bunu. Onun için cemaat Müslüman, cennetin yolu sünnettir diyoruz. Ne demek? Yani bir in, sünnet Resulullah'ın yolu demektir. Bir insan Resulullah Efendimiz yolunu tutmadan cennete gidemez. Gidemez. Evet. Devamla buyuruyor ki talikat in ikasidir be heyecan. Be kardeşim. Tarikat in ikâsidir. Yani e, akis iledir. Yansıma. Yansıma iledir efendim biz bundan önceki beyt ve yani geçen haftaki sohbette bunun üzerine epey durduk. Yani yansıma olduğunu anlattık. Hani sağlam, çürük, efendim işte kötü koku, iyi koku, kötü arkadaş, iyi arkadaş falan bu meseleleri bundan önceki sohbette uzun boylu izah etmiştik. Tarikat in'ikasıydır. Şimdi Allahu Teala'nın başağınız Resulullah Efendimizdir. Bütün enbiya evliya hep Resulullah Efendimizden alıyor. Dedim ya bu uzun giden bir fasıldır. Bakınız Allah Teala Resulüne Habibim sen peygamberlere e, yani uyacaksın. Böyle bir emri yoktur. Resulullah Efendimiz peygamberlere inanıyor yani peygamber olduklarını ama onlara uyacaksın hani onların ümmeti olacaksın böyle bir emri ilahi yok ama bütün peygamberlere bakın yerini bunun ayet numarası söyleyeyim siz bakarsınız bütün peygamberlerinden Cenab-ı Hak söz almıştır ki bir benim peygamberim o baş peygamberim geldiği zaman da siz ona iman edecek ve onun yardımcısı olacaksınız. Yardımcısı. Ay 59. sayfa. Ali İmran suresi ayet 81. Allah Teala bütün peygamberlerden söz aldı ve ile akadallahu es-sa'i ile akadallahu mithaqa'n-nebiyyin diye başlayan ayet kelime. Evet. Şimdi Enbiya böyle, evliya da böyledir evliya. Mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, ne kadar mübarek adamdır. Evet ama o, o bereketi, o mübarekliği nereden aldı? Resulullah Efendimiz'den. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle iki yaş farkı vardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kırkında peygamberlikle müşerref oldu. O 38 yaşlarındaydı e ama o, e, o kemalattan habersiz idi. Yani o zamana kadar da Ebu Bekir gene vardı ama sahip olduğu, sonradan sahip olduğu kemalattan mahrum idi. Bunlar ne zaman kazandı? Ne zaman? Efendimiz'e ümmet, sahabe, ashab olduğu zaman. Evet. Bütün evliyaullah için bu böyledir. Günümüzde yaşayan veliler için de bu böyledir. Şeyh efendiler, müşidi kamiller için. Bunlar birbirine bağlı zincirin halkaları gibi Efendim mesela Efendi Muhammed Mahmud Efendi Hazretleri'nin silsilesinde son halka bugün itibariyle Efendi Hazretleri'nin peki bu zincirin ilk halkası kimdir? Resulullah Efendimiz sallallahu anh. başta o. Yani Ebu Sıdık Sıddık Efendimiz bak kendinden önce bir halka var o Resulullah Efendimiz ona bağlı. Ondan sonra gelen Ebu Sıddık Efendimiz'e bağlı. Yani e, bu böyle ne almışlarsa hep Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peki nasıl oluyor? Diyelim bugünün bir velisi Resulullah Efendimiz'den nasıl alıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 sene önce yaşamış, geçmiş, göçmüş. E, İn İn'ikasidir buyuruyor ya. Yani aks yoluyla, yansıma yoluyladır. Hani işte bir aynayı güneşe karşı tutsanız o aynada güneşi görürsünüz. İkinci bir aynayı birinci aynaya tutsanız ikinci aynada da güneş görülür. Üçüncü aynayı ikinci aynaya tutsanız onda da güneş görülür. Bu şekilde efendim bunu çoğaltabiliyorsunuz. Talikat inikasidir. Yani Allah'ın dostunun kalbindeki feyiz ve bereketler ve ondaki o üstün ahlak, ondaki kemalat, onu seven, ona rabıta yapan, ona gönül veren, insanlara yansız nasıl ki ahlakı bozuk insanlar ahlakı fena insanlardan e, bozuk ahlak yansız ahlakı güzel insanlardan da güzel ahlak yansız hani bunu hepimiz yaşıyoruz ben onun ahlakını seviyorum etkilendim ondan falan diyoruz ya evet işte bu İşte bu meselenin mahiyeti bu gönül tutta bulasın sırrı sübhan. Gönül tut demek, gönül tutmak, rabıta etmek demektir. allah Teala'nın dostuna rabıta yapmak demektir. Bazı şirk diyor buna. Yo, bu siz bu düşman ararsanız her şeyin düşmanı var. allah Teala ilah kabul etmeyen var. Resulullah Efendimiz'i peygamber kabul etmeyen var. Yani ne diyelim şimdi? Rabıtayı kabul etmeyenler var. Varsa var varsa e, edenler de var peki. Ta 1500 seneden beri bunu kabul edenler var. Var efendim. Bugün tarihe mal olmuş şahsiyetler var. Bunlar neyi, neyin sahibidir? Beyazı Beslam Hazretleri diyelim. Efendim Şah Nakşibendi Hazretleri diyelim. İmam-ı Rabbani diyelim. Halid-i Bağdadi diyelim. Ali Aydar Efendi babamız diyelim. Hacı Mahmud Efendi nasıl üstadımız diyelim. Diğer efendim silsilelerden Abdülkadir Geylani asleri, mesela Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri. Efendim diğer meşayih, diğer Allah'ın dostları hep bunlar rabıta ehli insanlar. Hepsi yani diyorsunuz ki efendim falancı rabıtayı kabul etmiyor. Tamam da eden de var. Yani etmeyenin etmemesi önemli oluyor. Edenlerin etmesi önemli olmuyor. Önemsiz oluyor öyle mi? Hayır efendim. Biz burada şuna bakarız. Bu rabıtayı kabul eden insanlar toplumda kabul edilmiş insanlar. Hem günümüzde hem geçmişte. Bir de o yok diyen insanlar yani günübirlik insanlar. Günübirlik insanlar. Onun için bu durum bile bize bir kanaat oluşturabilmeli, oluşturma yeterlidir. Evet, gönül ehli bulup hakka gidelim, cemali va kemale seyredelim. Böylece bu beyt-i şerifi e, tamamlamış olduk. Şimdi Müslümanlar ayeti e, kerime, okuduğum ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de 27. sayfede Bakara suresi 183, 184 ve 185. ayetlere mana vereceğiz. Şimdi Ramazan-ı Şerif e, girmek üzere yaptığımız bu sohbet dolayısıyla uygundur yani burada Ramazan-ı Şerif'le ilgili ayet kelimeki var Kur'an-ı Kerim'de ve Ramazan'daki efendim oruç ve oruçla ilgili efendim e, böyle teferruatlı bir malumat olmasa bile e, ayetlerde varsa malumat, bu malumatı bugün işte Ramazan'ın arefesinde 3 gün 5 gün öncesinde yani bunları okumak e, siz de takdir edersiniz ki evet uygundur şimdi Müslümanlar evet başlıyoruz ayet-i kelimelere Estağfirullah Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler! Kütübe yazıldı. Yani farz kılındı. Yani farz kıldım. allah Teala buyuruyor. Aleyküm üzerinize ne farz kılındı? es mı oruç. Tabi ayetin ilerisinden anlaşılıyor ki yani Ramazan'da tutulacak oruç, Ramazan orucu farz Oruç, ey Müslümanlar, yani ağır bir ibadettir. Böyle kışın kısa günlerde nispeten hafif oluyor. Ama sade kışın tutulan bir oruç bir ibadet değil ki. Yani bu yazın da çünkü kameri olarak bu devir daim ediyor. Senenin her gününde oruç tutulmuş oluyor. Temmuzlarda, Ağustoslarda, o sıcaklarda, o uzun günlerde, o günlerde de Ramazan oluyor. Binan Ali Ramazan şey, orucu, oruç, oruç ibadeti ağır bir ibadettir. Oruç ibadeti ey Müslümanlar, ee, gündüz içerisinde yani gün, gündüzün başından sonuna kadar ki imsakla hurup yani güneşin batışı arası. İmsak gecenin bitip gündüzün girmesi demektir. Hurup da gündüzün bitip gecenin başlaması demek. Bu arada bu aradaki zaman sürenin tamamını kaplamak üzere bu ki bu kısa olabilir uzun da olabilir. 5 saatte gündüz olur 15 saatte gündüz olabilir. Dolayısıyla oruç gündüzden yapılan bir oruçtur. Geceye kadar bir başka ayetinde bu buranın arkasında bu sayfanın arkasında bir ayette tüm me'tim musriyame ile leyl buyuruyor Cenab-ı Geceye kadar orucu tamamlayın. İmsakla başlıyor, geceye kadar devam ediyor. Binaenaleyh yani süre o gündüzün süresine bağlıdır. Orucun süresi ne kadardır? Gündüze bağlı. Şimdi bu peki nedir oruç? Bu gündüz içerisinde bilhassa özet olarak üç şeyden, başlık olarak üç şeyden uzak durmaktır. Birisi yiyecek. İkincisi içecek şeyler. Bir üçüncüsü de yani cinsi münasebet diyelim. Şeriatı ayıp yoktur. Bu manadadır bu yani. Şerif şerifi anlatıyoruz. Şimdi bu üç şey, özet, başlık olarak. Bunlardan uzak durmak. Yani bazen bunlardan herhangi birisine şiddetle bir ihtiyaç, bir istek olabiliyor. Diyelim e, acla dayanamayan insanlar var. Mesela acıkıyor veya çok sıcak, yapı olarak da böyle suya düşkün bazı insanlar var, mizac olarak çok böyle e, yani devamlı hararetlenen e, bir yapıya, bir mizaca sahip insanlar var. E, bu adamlar mesela su ama yemeleri içmeleri, diğer işte e, cinsi münasebet dediğimiz şey, bundan zinhar uzak durmak. Bu oruçtur ve ağır bir ibadettir cemaat-i müslümin. Onun için Cenab-ı Hak yani e, yükü hafifletmek mahiyetinde şöyle buyuruyor. Kema kütibe alellezine min kabliküm Sizden önceki müminlere farz kılındığı gibi. Yani tek size farz değildir. Sizden önceki müminlerde de farz kılındı. Yani bir yerde oruç imanın bir gereğidir. Mümin olmanın insana getirdiği bir vecibedir. Madem müminsiniz o halde orucunuz olacak. Yani bir insan mümin olacak ama onda oruç ibadeti olmayacak. Ta geçmişten günümüze kadar bu böyle bir şey olmamıştır. <laughs> Kemâ kütibe alel din minkum. Sizden öncekilere efendim farz kılındığı gibi e böylece ne oluyor? Yani e, bir şey toplu olarak yapıldığı zaman insana daha nispeten hafif geliyor. Toplu. Bak Mevla buyuruyor ki sizden önceki müminler de bu orucu e, yaptılar. Ondan sonra devamla buyuruyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Orucun bir hikmeti olarak. Böylece siz muttaki olursunuz olmanız için. Ki yani cennetlik olmanız için demektir. Çünkü bir ayet kelimesinde Cenab-ı Hak ne buyuruyor? اُعِدَّتْ <Sessizlik> لِلْمُتَّق۪ينَ Cennet müttakiler için hazırlanmıştır. O halde cennete girmek için ne gerekiyor? Müttakî olmak gerekiyor. Bak Mevla buyuruyor ki oruç evet dünyada çok zahmetli, zor bir ibadettir ama sizi cennetlik yapıyor. Hatta burada hemen bakınız dersimin başında okuduğum hadis-i şerif. İmam Bukhari'nin, Müslim'in rivayetiyle ve diğerlerinin rivayetiyle geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. An sehlin radıyallahu anhu. An nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediliyor ki. Kale. O buyurdular. İnne fil cenneti baben Şüphesiz ki cennette bir kapı vardır. Yukalu lehu er Ona reyyan denir. Yani reyyan denilen bir kapı vardır. Reyyan e, atşanın zıt tersi oluyor. Atşan susamış demek. Böyle susuzluktan çatlıyor adeta. Demek. Atşan reyyan da Tam tersi kanmış yani suya kanmış suya doymuş artık. Bakın Zeyyan isimli biz şey var oruçta yani ateş susuzluk var ya oruç oruçlu kimse açan at, ya susuz evet susuzluk çeken kimse işte cennette onun tersi ve karşılığı olan Reyyan diye bir kapı var ki yedhulü minhu es saimune o kapıdan cennete yevmel kıyame, kıyamet günü oruç tutanlar girerler. Oruçlu, oruçluların gireceği cennet. Çünkü cennet dünyadaki amellerin e, karşılığıdır. Dünyada susuzluğun, cemaat-i mislimin, bakın ne kadar cali bir dikkat. Hani enteresan diyorlar, cali bir dikkat. Yani susuzluğun karşılığında suya kanmak diye ismi olan bir kapı. Evet, bu susuzluğu çekenler. Hatta burada yani oruçlu insan da susuzluktan başka bir de açlık da var. Açlık da var. Ama oruçlu insan mesela tokluk kapısından girecek diye buyurulmuyor. Ya Reyyan kapısına yani kanmış manasına geliyor. Çünkü bu da gösteriyor ki evet Açlık da bir zorluktur. Susuzluk daha büyük bir zorluktur cemaat-i müslüme. Bunu bazı istisnalar olabilir. İstisna kaideyi bozmaz. Kaideler umumi olarak, ekseliyet olarak ee, yani ekseliyete göredir kaideler. Şimdi cennette bir kapı var ki reyyan kapısı oradan yalnız oruçlar girerler diyor Resulullah Efendimiz. Başkası layet kulu ahadun gayruhum. Başkası giremez. Nasıl girecek? Nasıl olacak bu şey? Yukalu mahşerde denilir. Eyna saimun. Oruçlar nerede? Oruç tutanlar. Böyle bir seslenme olacak. Feyakumun bütün mahşer içinde oruç tutmuş olanlar ayağa kalkarlar ve oradan la yedhulu minhu ehadun <laughs> gayruhum onlar cennete o kapıdan girerler başkası girmez. Feyda <laughs> dehalu girdikleri zaman o <laughs> lika kapı kapanır felayetul minhu adun başkası giremez. Yani cennete girecek bir insan olsa bile başka kapıdan girer. Reyyan kapısından yalnız efendim oruçlar girerler. Şimdi Müslümanlar şu işte siz takva olasınız. Siz takva olasınız diye biz size sizden öncekilere de orucu farz kıldık. bu takva demek yani ahirette cennetlik adam demektir. Cennetlik insan demek. Cennetlik kişi, adam, kadın fark etmiyor. Evet. Yani bizlere şu e, ipucu verilmiş oluyor. Ne o? Yani cennet, şey, orucun ucunda cennet vardır. Oruçlu olmanın yani sonu cennettir. Hatta Müslümanlar, hatta Müslümanlar orucun mükafatı yani bir başka hadis-i şerifte cennetten de bambaşka bir şeydir. Nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ebu Uğur'a radıyallahu anh Efendimizin rivayetiyle geliyor ki bu hadis-i şerifi de Bukhari ve Müslim ve diğerleri rivayet ediyor. Kâle Allahu Teala. Allahu Teala buyurdu ki: "Kullu ame libni Ademe lehu." Adem oğlunun bütün amelleri onundur. İlla sıyame ancak oruç başka. Fe innehu li o benim içindir. Şimdi bu hadisin bu cümlesini anlamak noktasında epey üzerinde durmak lazım ama biz e, özetleyelim. Şimdi Adem oğlunun bütün amelleri onundur ancak oruç benimdir. Nasıl anlayacağız bunu? Allahu alem. Aslında oruç da Adem oğlunun yaptığı bir ameldir. Yani orucu e, Adem oğlu tutuyor. Yani Müslüman kişi. Ve de yani diğer ameller oruç Allah için tutulduğu gibi. Diğer amellerde de belki riya olsa bile Allah için yapılan var. Riya etmeyen insanlar var. Onların diğer amelleri de Allahu Teala'nındır. Ancak Müslümanlar şurayı unutmamalı ki yani bütün amellerde bir riya durumu düşünülebilir. İstisnası olsa bile alel umum, ameller riyaya müsait. Belki o amelin sahibi ihlaslı bir kişidir. Dolayısıyla o riya yapmıyorsa bile ameli ziyaya müsaittir. Her amel böyledir. Namaz böyledir, cihat böyledir. Hepsi böyle. Hayır, infaklar böyledir. Diğer ibadetler, zikirler falan hepsi. Ama oruç, oruç öyle değil diyor Allahu Teala. Yani oruçta ziya mümkün değildir. Gösteriş. Ama efendim e, adam oruçlu diye kendini gösterir kişi, ama e, oruç tutmuyor olabilir. Tamam da gündüzün içerisinde, imsakla hurup arasında bu insan orucu bozan bir şey gizli, kimsenin görmediği yerde diyelim yapıyor da insanların önünde kendini oruçlu gösteriyorsa zaten oruçlu değil ki oruç yok. Oruç yok. Ama diyelim ki bir namaz kılıyor insan. Orada riya yaparak kılsa. Ya yani sonuçta bir namaz var yani eksik de olsa, noksan da olsa namaz var yani. Ama o namazı namaza gölge düşüren bir de riya olayı var. Fakat oruç öyle değil ki. Orucun oruç olması için bir insan ister insanların karşısında gördüğü yerde isterse de kimsenin görmediği yerde imsakla grup arasında bu üç başlıktan yiyemek, içmek, cinsi münasebetten uzak duracak. Bir insan eğer görünen ortamda olsun, gizli ortamda olsun bunları yapmıyorsa niye yapmıyor bunu? Allah için. Çünkü bu insan gösteriş yapsa gizliden yes, toplumu karşısında bir şey uzatırsın. Allah kabul etsin, bugün niyetliyim der. Haliye yaptı. Ama oruçlu değil. Yani oruç yok. Fakat bir adam Kur'an okur. Hem Kur'an okuyor ama biraz da gösterişte olabilir. Katarsa şayet katabiliyor. Bir adam hayır yapıyor. Yaptığı bir hayır var yani. Orada bir iyilik yapıyor. Ha bunu işte çok cömerttir, hayırseverdir desinler diye yapıyorsa şayet hayır var ama ona riya karışmış. Aynı şekilde diğer ibadetler her birisi riya karışmaya müsaittir ama oruç yapısı itibariyle buna müsait değildir. Bir insan grup, e, imsakla gurup arasında bu üç başlıktan uzak duruyorsa bu insan niye bunu yapıyor? Allah için. Yoksa insanlar için olsa dediğim gibi göründüğü yerde yapar, gizli yerde yani yer, içer. Onun için ve başka bunun daha başka izahlar ben söylediklerim söylenmesi gerekenlerden ibaret değildir. Ama ben acizane söylenebileceklerden bir tanesini söylemiş oldum. Şimdi Mevla bu işe buyuruyor ki oruç benim içindir. Ona Aliye karışmaz ve ene eczi bihi ve onun e, oruç e, ile orucun e, mükafatını ben vereceğim buyuruyor. Ve ene ben ecziyi mükafatlandırırım kulu bihi oruç sebebiyle. Peki namaz için kim mükafatlandırıyor? Namazın mükafatını kim veriyor? Zekatın veya diğer ibadetlerin cemaat-i burada burada da benim söyleyeceğim iki şey düşünülebilir. Bir tanesi şu. Şimdi diğer ibadetlere riya karıştığı için hani görsünler, desinler, yani süm'a o da buna girer. Karıştığı için orada insanlardan da bir mükafat alıyor kul. Zaten e, ziyalı ibadeti bozan da budur. Ney? Yani mükafatını Allah'tan alacak ama insanlardan da alıyor. Ne alıyor insanlardan? Beğeni alıyor. O adam çok namazlı, adam çok abid, adam çok sofi, takva, adam çok e, cömert, adam çok mücahit. Bak bu insanlardan bir mükafat almaktır. Ama oruçlu hiçbir şekilde insanlardan mükafat almaz. Tamamen Allah'a ait. Ziya olmadığı için sırf Allahu Teala için olduğundan on mükafatını o verir. Bir diğer manası ise bizim söyleyeceğimiz ey Müslümanlar Oruçla ben mükafatlandırırım deyince yani e, o bende kalsın deriz ya hani bazen ben bilirim ona ne vereceğimi o bende kalsın. Hani normal bilinen biz e, ikram ödeme vardır. Bir de e, onun ki bana ait, o bende kalsın desek, o daha bambaşka bir e, durum olduğunu ifade eder. Burada da böyle oruç benim içindir ve onun mükafatı bana aittir, kulumla benim aramdadır efendim. Zaten oruç bir sabır ibadetidir. Oruçta sabır gerekiyor. Allah Teala ne buyuruyor? Esadilla inneme innema yuffa sabiruna ecrehum. Sabredenlere ücretleri verilecektir hiç şüphesiz bir gayr hesap hesapsız. Ne kadar, nasıl bilinmez. Sadece onu verecek olan bilir. Evet. Şimdi Müslümanlar devam edelim ayet-i Burada bir e, yani hem bir malumat Cenab-ı Hak veriyor ama bir de bir hafifletme de bir üçüncü hafifletme daha yapıyor. O da buyuruyor ki ikinci ayette eyyamen ma'dudatin eyyamen günlerde yani gündüzlerde öyle günler ki gündüzler ki ma'dudatin sayılı kullarım yani böyle sınırsız Süresiz değil yani. Sayılı. Gelip geçer. Gelip geçer. Yani ne kadar işte bir ay. 30 gün demiyoruz. 29 da olabiliyor. Siz ne kadar 29 geçirdiniz? Ne kadar 30 geçirdiniz? O halde bu Ramazan'ın başında nefis ve şeytan ve de bazen icabında şeytanlaşmış insanlar yo bu bitmez bu Ramazan geçmez sana ders, ona diyeceksin ki bak geçen e, 29'lara, 30'lara bak, geçen aylara bak. O aylar geçti, bu nasıl geçmiyor? Zaten Ramazan geçmese var ya, yani Ramazan geçmiyor. Herkes Ramazan'ı tut, oruç tutmak ister, Ramazan'da kalmak ister. Niye? Geçmiyor ya, orada durdu, akış durdu, ahirete doğru gidiş durdu. Orada herkes Ramazan'da olmak ister, geçmese geçecek. Nitekim bak kaç Ramazan geçirdi. Kaç Ramazan? Sana nefis ne diyordu? Şeytan ne diyordu? Bu Ramazan bitmez. Bitti mi? Bitti. Geçen sene Ramazan üzerinden bir sene geçti. Aha Ramazan'dan önce hangi ay vardı? Şaban. E bitti bitiyoruz. Ondan önce Recep vardı. Geçti gitti. Ramazan niye geçmiyormuş? Geçer. Eyyâmen <laughs> madudat. Sayılı günlerdir bu. Efendim onun için kullarım geçer. Şimdi Mevla buyuruyor ki Celle Celalu Femen her kim Burada iman edenlere orucu farz kıldı Cenab-ı Ama şimdi bir istisna gibi yani bu hükümden müstesnaları zikrediyor. Femen her kim kâne oldu minküm sizden yani müminler Oruç kendisine faz kılınanlar. Oruç tutması gerekenler. Sizden her kim oldu. Nedir oldu? Meri olan hasta. Ama bu e, hasta dediğimiz hastalığın sınırı bunu tespit etmek bize kalmamış. Biz bunu bilemeyiz. Kim bunu tespit edecek? Bir doktor. Fakat o doktor da en azından oruca inanmış olacak. Oruca inanmayan bir doktor baş ağrısını, diş ağrısını bile oruç için bir engel sayabilir. O mümkündür. Evet. Şimdi bünyeye zarar veren efendim insanı daha hasta eden veya tedaviyi geciktiren bir hastalık durumu var. Bakın ben fıkıh teferruatına girmiyorum. Ayet kelimenin bu cümlelerinin ifade ettiği manalar hep fıkıhta, ilmi halde, fıkıh kitaplarında anlatılmıştır. Evet. Femen kâne minkum yılan. Sizden her kim oruçlu, şey düzeltiyorum, hasta oldu. Ev yahut da ala seferin yolculuk üzere oldu, üzerinde oldu ise şayet seferi mesafede ise bu durumda fe'iddetun ona sayılı günler oruç tutmak vardır. Neden sayılı? Min eyyamin günlerden öyle günler ki uhara diğer günler. Yani Ramazan dışında, Ramazan geçtikten sonra. Çünkü Ramazan içerisinde oruç tutacaksa o günün orucunu tutması lazım. Ramazanın gündüzleri Ramazan orucundan başkasına asla ve asla zarf olamaz. O gün oruç varsa Ramazan orucudur. Evet. Şimdi sizden hasta olan ve efendim yolcu olan kimselere Ramazanın dışında sayılı oruç tutmak gerekir. Ey Müslümanlar. Fıkıh e, kitaplarının beyan ettiği üzere ay halinde olan hanımlar da böyle bedeni bilinen bir hastalığı olmasa da yolcu olmasa da onlar da oruç tutmuyorlar, namaz da kılmıyorlar ama namazların kazası yok fakat oruçlar senede bir defa olduğu için aslında öyle de demeyelim şeriat kazayı emrettiği için ay hali olup veya lohusa olup efendim oruç tutamayan hanımlara orucu kazasını farz kılıyoruz. Burada sayılı günler buyurulduğuna göre biz buradan bir ilham almalıyız. O da nedir? İster hasta olun, ister yolcu olun, isterse de işte diğer hanımlara ait mazerete binaen oruç tutmamış olun. O tutmadığınız oruçların hesabını tutun, kaydını tutun, sayın onları, kaydedin onları. Neden? Bunun iki sebebi olarak şunu söyleyebilirim. Birisi sen bunu unutabilirsin. Ramazandan sonra kaç gün tutmamıştım, kaç gün kazayacağım, kaç gün borcum var. Bunu e, unutabilirsin. Bakınız Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti bir sayfa olan ayettir ki e, bu bu ayeti kelimede Allahü Teala Estağfirullah Ya yuhelledine amenu ida tedayen tüm bideynin ila ecelin yine yani Bakara suresinin son sonlarında sayfa 47 ve ayet 282 komple bir sayfa bir ayet ve bu da ey iman dediler, birbirinize borçlandığınız zaman bir deynin bir borçla ila ecelin müsemmen zikredilmiş, belirtilmiş bir vadeye kadar borçlandığınızda fettubu onu yazın. Şimdi Müslümanlar yani bir Müslüman maddi borcunu, kula olan borcunu yazması gerekiyorsa manevi borç ahirette karşımıza çıkacak ve allah Teala'ya karşı ibadet borcu bunu mutlaka kaydetmeliyiz. Yoksa karıştırırsınız. Şimdi bir sebebi bu, unutursunuz dedim. İkinci bir sebebi de şudur. Hani Allahu Teala gecinden versin derler. Ben de öyle diyerek başlayayım. Diyelim ki Ramazan'da efendim birkaç gün oruç tutmadın. Fakat Ramazan sonunda öldü diyelim bu kişi bu hasta, bu yolcu veya işte o oruç tutamayan hanım öldü diyelim. Şimdi ölen bir insanın hani borcu var mı yok mu diye nereye ona soramazsınız. Kayıtlara bakacaksınız. Onun için normal insanlara olan borçlar yazılması gerekiyor. Ayet kelime bunu beyan ediyor. E oruç, namaz gibi borçlar da yani yazılmalı cemaat-i müslimin. Mutlaka yazılmalı ki varisleriniz sizin için bir şeyler yapabilsin. Evet. Burayı da geçiyorum. Şimdi ayet kelime devam ediyor. Ve alellezine yutikunehu ve alellezine o kimseler üzerinde oruç e, o kimseler üzerinde ki yutikune takat getirirler hu oruca oruca takati olanlar, oruca takati olanlar, oruç tutmağa kadir olanlar, gücü olanlar, evet onlar üzerine vardır. Fidyetün, fidye vermek. Nedir o fidye? Taamu miskin, bir yoksulu yedirmek yani bir fitre. Şimdi Müslümanlar yalnız burada ehemmiyette bir şey ifade etmek isterim. Ne demek istiyor bu ayet-i En meşhur manası bu verdiğim manadır. Ney? Yani oruca gücü yetenler, oruç tutabilecek olanlara tutmayıp efendim fidye vermekte vardır. Tutmazlarsa fidye verecekler. Ya tutmayabilir mi? Ayetin beyanına göre evet tutmayabilir. Ama devamında ve en tesumu oruç tutmanız hayrun leküm sizin için daha hayırlıdır. E, Femen tetavva hayran her kim bir hayrı kendisine vacip olmadığı halde yaparsa fevvo hayrun lehu onun için en hayırlısıdır. Ve en tesumu efendim oruç tutmanız hayrun leküm sizin için en hayırlısı in kütüm bilirseniz. Şimdi ayet kelime ayet kelime beyan ediyor ki e, baştan beri Size oruç farz kılınmış sayılı günlerde ve de eğer siz eğer yolcu veya hasta olursanız o zaman tutmayabilirsiniz. O mazerete binaen bir istisna. Sonra buyuruyor ki oruca takati olan, oruç tutabilen kimseler tutmayabilir de tutmazsa fidye verecek buyuruyor. Ama ey Müslümanlar, ey Müslümanlar bu ayetin, bu e, cümlesinin hükmü İslam'ın ibtidasında yani orucun ilk farz olduğunda idi diyor ulema efendimiz. Sonradan bu nesk edilmiştir ki takip eden ayette bunu göreceğiz. Femen şehide minkumu şehra fel yasumhu ayetinin cümlesi. Ramazan ayında şahit olan o ayede bulunan onu tutacak. buyuruyoruz. Böylece bu tutmama ruhsatı iptal edilmiştir. Müslümanlar. Yani oruca takati olan bir kimse e, tutmayabilir mi? Hayır, tutması olmaz. Hatta bir insan orucu başladığı orucu yese, bozsa bu kimseye bir o bozduğu orucun kazası var. Bir de iki ay diyelim yuvarlak hesapla 60 gün kefaret var. Peki bir adam hiç oruca kalkmasa başlamasa yani hiç oruç tutmasa ona kefaret yok. Niye yok? Çünkü kefaret onu örtmez, işini görmez. O kefaretle hani başladığı orucu bozan bir insanın yaptığı o oruca karşı işlediği suç o kefaretle kefaret örtücü demek. Yani örtüyor onu. Onun üzerine onun üzerine örtüyor. Yani siliyor onu. Ama bir insan oruca hiç başlamadı. Yarın oruç tutması gerekiyor. Hiç oruca başlamadı. Bundan iki ay oruç istenmiyor. İki ay değil, iki bin sene oruç tutsa bu insan bunu kapatamaz. Onun için mutlaka oruç tutalım. Çoğu çocuğunuz oruç tutun. Ve yaşı, durumu müsait olanları oruca alıştırın. Çünkü bu hayat boyu yapacakları bir şeydir. İnsan yapacağı şey, mutlaka yapması gereken şeye alıştırılmalıdır. Bir diğer buraya yani bazı ulema yutiku ve alellezine yutikunehu ye şöyle de mana verenler var. Nasıl? oruca takati olmayanlara fidye vermek düşer. O yutu yiku, neyi etake ifal babından geliyor zaten. İfal babın hemzesini bu hocalarca malum sel yapıyor. Yani etake takati olmadı manasında. Yutuyku takati olmaz manasına getiriyorlar. Ama ekseri ulemanın e, tercih ettiği mana nedir? Evet ayet kelime önceleri bunu ifade ediyordu. Yani oruca takatı olan da tutmayabilir, fidye verecek. Ama sonra bu nesk edilmiştir. Oruca gücü olan mutlaka tutacak. Peki, devamla Mevla buyuruyor ki, Üçüncü ayet, Şehru Ramazan, şimdi orucun tutulacağı ay. 12 on, on ay içerisinde bir ay. Hangi aydır? Ramazan ayı. Şehru Ramazan, Ramazan ayı ellezî öyle bir aydır ki ünzile fihil Kur'an bu ayda Kur'an indirilmiş. İndirilmiştir. Şimdi Müslümanlar Ramazan kelimesi e, Remala den geliyor. Hani burada Ramazan e, yakıcı manasına geliyor. Yakıcı. Bu yakıcılığı iki şekilde olur. Birisi yani ciğerleri yakıyor, hararetten insanı yakıyor. Hatta ilk Ramazan efendim şeyde şiddet sıcak günlerde başlamıştız efendim. Dolayısıyla o sıcak insanı yakıyoruz. Bir bu manaya geliyor, bir diğer manası ise günahları yakıyor. Günahları kül ediyor Ramazan-ı Şerif. Evet. Ve ey Müslümanlar, bir başka tevcihe göre Ramazan allah Teala'nın isimlerindendir. Binaenaleyh, e, yani şehru Ramazan demek, yani Allah-u Teala'nın ismi Ramazan, Allah'ın ayı demek oluyor. Hatta ulema efendilerimiz diyor ki bu manaya binaen Ramazan geldi dememek lazım. Çünkü Ramazan Allahu Teala'nın ismidir. Bu tevcihe göre, bu tefsire göre Allahu Teala'nın ismidir. Ramazan geldi dedin mi Allah geldi. Ramazan geçti dedin mi haşa Allah geçti gibi bir mana olur. Onun için Ramazan ayı geldi. Ramazan ayı geçti demek lazım. Bu da ayrı bir hassasiyet. Şimdi bakınız Ramazan ayı bu kadar e, faziletli bir ibadet. Mevla buyurdu ya oruç benim içindir. Bu orucun tutulacağı ay, farz olduğu ve tutulacağı ay. Efendim allah Teala bu ayda orucu farz kılıyor bize ki allah Teala'nın bu ayda farz kılması tesadüf olmaz. Cenab-ı Hakk'ın işlerinde tesadüf yok. Bu bakımdan Ramazan-ı Şerif'in büyüklüğünü buradan da görelim. Yetmedi. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Ramazan-ı Şerif'in faziletine dair Allahu Teala bir şey buyuruyor. Ayette beyan ediyor bunu. Yani Ramazan nasıl bir aydır? 11 ayın sultanıdır. E nasıl ki sultan diğer insanlardan üstün bir insandır. Ayrıcalığı var. Evet. Ramazan şefli 11 ayın sultanıdır. Peki nedir ayrıcalığı? Allah Teala ne buyuruyor? Cenab-ı Hak bir şey buyuruyor. Buyuruyor ki: "Ellezî unzile fihil Kur'anı. Ramazan ayı öyle bir aydır ki kullarım onda Kur'an indirildi. Kur'an-ı Kerim. Ramazan'ın büyüklüğünü buradan anlayın demektir bu. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi. Çünkü buradan anlayacağız ki Kur'an o kadar ne kadar büyük bir, bir kitap ki indirilmesi bile bir baş başına olay oluyor ve indirildiği e, ay ne oluyor? 11 ayın sultanı oluyor. İndirildiği gece ne oluyor? Bütün gecelerin efendisi oluyor Esselbillah. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin buyuruyor. Mübarek bir gecede biz Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Ramazan'da indi. Ama Ramazan'ın gündüzünde değil gecesinde indi. Bir başka ayetinde ise İnna Esselbillah İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Kadir gecesinde biz Kur'an-ı Kerim'i indirdik ki kadir demek şeref yani gecenin kadri kıymeti çok büyük. Niye? Çünkü o gecede olana bak sen. nedir? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi. Leyletul kadri, kadir gecesi devamla buyuruyor atlayarak okuyorum. Hayrun min elfi şehrin bin aydan daha hayırlıdır. Yani alt sınırı bin ay, üst sınırı açık, ucu açık. Ne kadar? Kadir gecesi Nasıl bir aydır? Efendim 80 küsür aydan şeyden e, seneden daha üstün. Yani e, bin aydan daha hayırlı. Cemaat-i Müslim'in Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildiği için bu ay 11 ayın sultanı oluyor. Kur'an-ı Kerim bu ayın bir gecesinde indirildi. O gece mübarek bir gece oluyor. Kur'an-ı Kerim Ramazan'ın Kadir Gecesi'nde indirildiği için Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı oluyor. Peki bu Kur'an-ı Kerim bir efendim indirildiği ayı ayların sultanı, geceyi gecelerin sultanı yapıyorsa Kur'an-ı Kerim'in indirildiği peygamber ne olur? Sultan-ı Enbiya olur. O Kur'an-ı Kerim'in kendisine geldiği ümmet ne olur? Ümmetlerin en üstünü olur. Nitekim Es-sa'adetun me'avrasnel kitabe ellezine astafeyna min ibadina kitaba, Kur'an-ı Kerime kullarımızdan seçtiklerimizi varis kıldık. Yani Kur'an'ın ehli olan bu ümmet ümmetler içerisinde seçkin ve üstün bir ümmet. Şimdi Müslümanlar bir kişi olarak, ferd olarak Kur'an-ı Kerim bir kişinin kalbine indiği zaman o kalp, o kalbin sahibi ne olur? İnsanların efendisi olur. Ama bunu görmek için göz lazım, göz için kafa lazım. Kimse kusura bakmasın. Kur'an ehlini göremiyorsak o gözsüzlüktendir. Gözle kafada olur, kafasızlıktandır. Evet. Hüdenlinnaz, Kur'an-ı Kerim çok bunun daha üzerine durmuyorum. Bütün insanlığa büs bütün hidayet. Kur'an-ı ne iş görür? Yol göstermek. Kur'an'ın işi gücü yol göstermek. Hüda. Hadin lil muttakin demiyor veya hadin lin demiyor. Bakın. Hüden linnas buyuruyor. İsmi fail değil. Mastarla bir beyan var burada. Bir ifade var burada. Erbabınca malum. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı, başından sonuna hep nedir? Hüda. Yani yol göstermek. Bu hayır yolu, bu şer yolu, bu hak, bu batıl, bu cennet, bu cehennem, bu rahmanın yolu, bu şeytanın yolu, bu ahlak, bu ahlaksızlık, bu haram, bu helal, bu Kur'an bu, başka bir şey yok. Şu dost, şu düşman, ya onu da gösteriyor. Dost, düşman, Kur'an-ı de gösteriyor. ve beyinatin minel huda vel furkan ve beyinatin Kur'an-ı Kerim ki o beyinelerdir. Beyine doğruluğu, açıklığı ve efendim seçikliği ve de kesinliği net tartışmasız doğrular minel huda hidayet namına vel furkan bir de furkan Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de furkandı zaten. Yani ayıklamak. Nasıl dostu düşmanı ayırıyor. Hakkı batılı ayırıyor. Hayrı şerri ayırıyor. Efendim. Cenneti cehennemi ayırıyor. Ayırıyor. Kur'an-ı Kerim. Evet. Burada başka söylenecek şeyler var. Ama geçiyorum. Şimdi bakınız Mevla buyuruyor ki. Femen şehide her kim bulunursa. Minküm sizden yani müminlerden. Eş şehre bu ayda bulunursa fel yesumhu o ayı tutsun. Ay ne kadarsa, İslam'da ay bazen 29, bazen 30 olur. Ay neyse o, 31 olmaz. 31 gün oruç yoktur. 28 gün de yoktur. Bazen 29, bazen 30 olur. Yani Ramazan boyu oruçlu olacaksınız. Vesselam. Şimdi devamla buyuruyor ki Cenab-ı Hak ve men kâne olan, kim hasta olur? Hasta. Ev ala seferin veya yolculuk üzere olursa fe'iddetun buna sayılı günler oruç tutmak lazım olur. Min eyyamin uhara diğer günlerden. Yani Ramazan dışında. E bu az önce söylenmişti cemaat Müslümin tekrar gibi gözükse bile burası tekrar değildir. Şimdi birinci ayet yani bundan önceki ayette Allah Teala e, oruç farz kılındı buyurdu. Sayılı günler buyurdu. Ondan sonra ondan sonra Allah Teala efendim sizden yolcu olan ve e, hasta olanlar diğer günlerde tutamadıklarını sayısıyla tutarlar buyurdu. Sonra biraz üzerine durduğumuz ayet geldi ya hani oruca takatı olanlar e, ram, e, tutmayabilir, fidye verir buyurulmuştu ya. Evet. O hüküm bu ayetle nesk Bak ne, orada öyle buyurdu. Çünkü iptidada allah Teala öyle diledi. Buyurdu ki oruç tutun. Ama tutmazsanız, tutabilecekken tutmazsanız fidye vereceksiniz, fitre vereceksiniz. Oruç tutabilenler. Şimdi burada Mevlana buyurdu bu ayette. Oruç tutabilenleriniz, hepsi oruç tutacak. Femen şehide minkumu şehrafel yasum. Ramazan ayında bulunan hasta ve yolcuların dışındaki herkes oruç tutacak. Yani ruhsat kaldırıldı. Tutabilirsin, tutmazsan fidye verirsin, o yok o kaldırıldı. Şimdi Ramazan'da bulunan e, orucu tutsun buyurulduktan sonra demek ki yani geçmişe ait bir e, nesih var burada. Şimdi akla gelebilir ki yani Ramazan'da olan hasta da olsa yolcu da olsa, olsa orucu tutsun. Ha hayır. O istisna gene devam ediyor. Onu beyan etmek üzere buyurdu ki oruçlu şey düzeltiyorum e, yolcu ve hasta olan o gene onun ruhsatı tutmama ruhsatı gene devam ediyor demiş oluyoruz. Ancak oruca takati kudreti olup da e, olan insanların tutmama ruhsatı iptal edilmiştir. Mecburen oruç tutacaklar buyurulmuş oldu. Devam ediyorum. Yuridullahu Allah Teala diler biküm size el yüzse kolaylık. Şimdi burada kolaylık yani bakın mesela allah Teala sizlere e, hasta ve yolcu olanlara e, oruç illa tutacaksınız demiyor. Bu bir. iki. 12 ayın 12 ayını oruç tutacaksınız da demiyor mesela. Deseydi ne yapacaktık? Kuluz biz ne yapabilirsin ki? allah Teala bir, bir ay buyuruyor. Sonra o bir ay içerisinde gece gündüz oruçlu olacaksınız dese. Gece gündüz. Onu da buyurmadı. Gündüz içinde oruçlu olacaksınız. Sonra allah Teala oruç 10 saattir. Gündüz istese 5 saat olsun, on 15 saat olsun dese veya en yüksek efendim en uzun gün baz alınsa öyle de yapmadı. Ne buyurdu? Gündüz ne kadarsa oruç o kadar. Yani 15 tuttunuz he. E şimdi 5 oldu gündüzün süresi. O 5 olsun. Yani hatta hatta Temmuzda oruç tutamadın, hasta olduğun için veya yolcu olduğun için oruç tutamadın. Ama şunu söyleyelim, yolcular oruç tutmaları azimettir. Tutmamak ruhsattır efendim. Ruhsatları yani kullanmamamız gerekir. Biz oru azimet. Bu, bu, bu şartlarda zaten yolculuklar bayağı kolay olmuştur. Şimdi Müslümanlar. Ee, Allah Teala bizlere kolaylık diler. Allah Teala bizlere güçlük dilemez. burada bir şey söyleyecektim o hatırımdan çıktı. Yani Allah Teala Allah Teala sizlere kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. İşte Ramazan'da tutamadığınızı sonra tutabiliyorsunuz. Gündüz tutuyorsunuz. Kısa günlerde kısa, orta günlerde orta, uzun günlerde uzun tutuyorsunuz. E bunlar hepsi ve bir ay oruç tutuyorsunuz. Bunların hepsi kolaylıktır. Ayrıca Müslümanlar Allah size kolaylık diliyor ayetinden yüsur. Yüsur. Ee, şeyde Leyl suresi var Kur'an-ı sonlarında. Ve Luhan'ın hemen öncesindeki sureyi Celile. Bakınız Kur'an-ı Kerim'deki sayfa numarası Mevla buyuruyor burada 595'in sayfa. Burada ayet 7. Hani bir öncesinden buyuruyor ki Femmen ata ve takva yani veren ve takva olan ve hüsna olan kelime-i tevhidi İslam'ı tasdik eden kimse فَسَنُيَسِرُهُ lil yusra Onu çok kolay olan şeye ulaştıracağız. Yani cennete. Netice itibariyle onu cennete ulaştıracağız. Yusra, yusur. Yani bu ayetten anlaşılıyor ki cennettir. İşte Allah size cennet diliyor. Onun devamında cehennem için Cenab-ı Hak usra buyuruyor. Yani cehennemliği biz o zor olan, dayanılması zor olan cehenneme ulaştıracağız. Usur. Buradan da anlaşılıyor ki cehennemin ismi Usur. Allah Teala sizlere orucu tutun demekle cennet diliyor. Allah cehenneme gitmemen gitmenizi istemiyor. Ve la bükümün bikumul Cenab-ı Hak size güçlük, zorluk ve de cehennem istemiyor. Ve li tukmilul iddete ve sayıyı tamamlamanız için sizlere Ramazan'da tutamadığınızı aynen sayır günü gününe Ramazan sonrasında kazayı emrediyor. Veli tükebbirullah Allah Teala tekbir edesiniz. Ala ma hedaküm sizi hidayet ettiği üzere etmesine binaen ve lealleküm teşkurun ve ola ki şükredesiniz. Böylece ayet kelimeye ayet kelimelere manayı vermiş olduk ey Müslümanlar. Hadis-i şerif olarak da e, iki tane hadis-i şerif okumuş olduk. Bir üçüncü hadis-i şerifi okuyup diğer bazı Ramazan-ı Şerif'le ilgili hadis-i şerifleri bundan sonraki derslerde biraz devam edebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men sâme ramadane, kim Ramazan'da oruç tutarsa imanen inanarak ve ihtisaben hiç oy boy etmeden darlanma sızlanma olmadan tamam susuzluk, hararet, takatsızlık çekebilirsin. O ayrı inanarak ve Allah'tan mükafatını bekleyerek onun için katlanarak yani tahammül ederek kim oruç tutarsa lehu <laughs> onun için bağışlanır ma takaddeme min dembi, o oruca kadar geçen günahları bağışlanır. Yani buradan da orucun ne büyük bir ibadet olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Şimdi Müslümanlar daha geçen hafta başladığımız bir mektup vardı ama şu anda Ramazan'la ilgili olan bir mektubun bir kısmından okuyacağım. Sayfa 61'de 45. mektubun devamı. İmam Rabbani buyuruyor ki وَلَمَّا وَرَدَ مَكْتُوبُكُمُ şerif Sizin kıymetli mektubunuz ki bize ulaştı. fi شَهْرِ رَمَلَانْ el Mubarek Mubarek Ramazan ayında bize ulaştı. خَطَرَ فِي الْخَاتُرِ الْفَاتِرِ benim bu zayıf aklımda, hatırımda ber hatır oldu en ektube yazmak evet nebzeten nübzeten min fadail hada şehri el azim kad bu kadri kıymeti büyük olan ayın faziletlerinden bir şeyler yazmak istedim. Ve mektubun sonunda bu Ramazan Şerif'in faziletlerini yazıyor. Buyuruyor ki yembeği en ya'leme bilmek gerekir ki enne şehra Ramazane şehrun azim. Ramazan ayı büyük bir aydı. Yani kadri kıymeti büyüktür. Ve kullu ibadetin nafiletin her nafile farz olmayan ibadet minas sala namaz olabilir ve zikir ve sadaka tasadduk olabilir ve emsala benzeri e, mali ve bedeni ibadetler nafile ibadetler fihade şehri bu ayda yapılan nafile ibadetler tüsavi Musavi olur, eşit olur. Eda Lat'in farz eda etmeye fi masivahu Ramazan dışındaki farza. Normalde Müslümanlar iki rekat sabahın farzı. Bu iki rekat farza, iki trilyon rekat nafile e, ulaşamaz. Bunu yerini tutamaz. Yani nafile hiçbir şekilde farzın yerini tutmaz. Hangi ibadet olsa olsun. Ama Ramazan'da bu değişiyor. Ramazan'ın nafilesi Ramazan'dan önce, Ramazan'dan sonraki farzlara yetişiyor. Buradaki şey, yani bu sebep Ramazan ayıdır. Bu ayın faziletidir. Peki Ramazan'daki nafile Ramazan öncesi, Ramazan sonrası farza denkti de Ramazan'daki farz nasıl oluyor? Ramazan dışındaki farzlarla durumu ne oluyor? buyuruyor ki ve men edda fedilaten fihi Ramazan'da bir farz eda eden namaz olur, diğerleri olur fark etmez. Zekat gibi kani olur Kemen men edda 70 fedilaten fi ma Ramazan dışında 70 farz eda etmiş şey etmiş gibi olur, etmek gibi olur. Onun için ümmeti Muhammed'in zenginleri, zekat verenler zekatlarını Ramazan ayına rast getiriyor. Aslında Ramazan'dan önce sonra zekat verilebilir. Fakat bir taşla yetmiş kuş vuruyoruz. Üç kuş değil ha. iki kuş değil. Yani hem zekatını veriyor. Bir farzdır bu. Ama bunu Ramazan'da vermiş olduğundan ki zekatı yani kaydırabiliyorsun. Ama mesela haccı Ramazan'da yapalım da yetmiş hacı olsun. Ya eğer rast gelirse e, olacak. Bu olmaz ki Ramazan ayı başka. Haccın yapıldığı ay efendim zilhiccedir. Hiçbir zaman Ramazan'da haccı Ramazan'a rast getiremezsin. E normal diğer ibadetler hep vakite bağlı ibadetler bunlar. Ama işte vakte bağlı olmayan ibadet nedir o? Zekat mesela. Zekatı Ramazan'a rast getiriyor. Öyle ayarlıyor kendisini. Ve böylece yetmiş efendim farz yapmış kadar oluyor. Ve men fettara fihi saimen Ramazan'da bir iftar e, şeye oruçluya iftar veren kâne olur, lehu onun için mağfireten, dediğini bir gün bağışlanması olur ve ait kara kabet cehennemden boynunun yani bütün bedenin azad olmasına vesile olur ve kâne lehu onun için olur Mislu ecrihi, o oruçluğunun yani oruçluya iftar veren kimse efendim kimse e, oruçlunun ecri kadar ecri alır min gayri en yentekısa min şeyhun tabi allah Teala oruçlunun mükafatından alıp da ona iftar yemeye verene veriyor değil ya oruçluya ne veriyorsa onun bir benzerini ona iftar yemeye verene veriyor ama tabi bu iftar olayı zaten yemekten başı dertli olan insanlara değil de daha çok yiyemeyen insanlara olmalı. Evet. Min gayren min ecri şeyin. Ve men haffefe an memlukihi kim? Eli altında, emri, idaresi altında olanlara Ramazan boyu hafiflik yaparsa Gafarallahu <laughs> lehu Allah onu bağışlar ve a'takahu minennar cehennemden azad eder. Burada noktalıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ederiz. Tekrar Ramazan-ı Şerifimiz hayırlı, feyizli, mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.